Al işte bir saç hikayesi daha. İstanbul'da yaşayan Selin Çoban sarışın olma hevesiyle kuaföre gidiyor. Saatlerce saçları boyanıyor, saatlerce. Öyle değil midir zaten boyanmak? Yok, hayır, saatlerce boyanmıyor o saçlar. Çünkü onların bir durma süresi var saçta ve fazla durduğu zaman özellikle açıcılar yakıyor saçı. Allah korusun. Tam olarak bu başına gelmiş çünkü tam 8 saat kafasında paketlerle beklemiş bu arkadaşımız. Bakalım o saçlar nereden ne hale gelmiş. Saçlarımın mahvolacağından bir haber benimle birlikte saçını olmaya gelin. Benim saçlarım yanmıştı. Hiçbir geçişi olmayan yumurta sarısı bir saç çıkmıştı ortaya. İsteği güzelliğine güzellik katmaktı ama gittiği kuaför saçını yaktı. Hüsrana uğrayan genç kız iddiaya göre bir de hakaret çokuyla sarsıldı. Eve gelir gelmez zaten ağladım. Diplerimi görüyorsunuz. Hem ben burada mağdur ediliyorum, hem tehdit ediliyorum, hem hakarete uğruyorum. İstanbul'da yaşayan Selin Çoban sarışın olma hayaliyle Pendik deki bir kuaförün kapısını çaldı. 8 saatlik işlemin sonu hiç de beklediği gibi olmadı. Paket atarken sıkıntı yoktu. Yaklaşık 4 saat paket açıcıyla birlikte benim kafamda bekledi. Bir iki yıkamada düzeleceğini ve herhangi bir problem olmadığını söylediklerinde ben dedim ki artık yapacak bir şey yok. Benim saçlarım yandı. Talihsiz genç kız 4000 lira ödeyip kuaförden çıktı. Kartla ödeme yapmam durumunda 1000 TL daha fazla alacaklarını söylediler ve ben EFT yaptım kendilerine. EFT'den sonra ne bir fiş ne bir fatura. Gel düzeltelim dediler. Daha da berbat ettiler. Saçlarımı bu boya kestirmek zorunda kaldım. Olan biteni anlattı. Bu videoyu sosyal medyada yayınladı. İddiaya göre paylaşımı gören kuaför Selin Çoban'a hakaret yağdırdı. O da soluğu karakolda aldı. Hakaret dolu mesajlar yazdı ve ben de bu mesajların hepsini çıkartıp karakola gittim ve bir şikayette bulundum. Bunun peşinde bırakmayacağım. Nasıl düzelteceğiz bunu? Öncelikle hemen ilk fikrimi söyleyeyim. Koyu renk saçları çok daha güzel. Bebek gibi de bir kız sevgili Selin Çoban. Bence bugün de görmüş. Hatta oyuncu mu artist mi diye baktım ben dönüp kendisine. Bu renk saç daha güzel. Yani bu gençlerin işte bu aman değişeyim biraz farklılık olsun. Hangimiz yapmadık be? Yapıyoruz evet ha, doğru ama. Saçı şuradan aldık zamanında şöyle sallayalım diye. Ben çok... şeytan Rıdvan gibi olmak çok istedim. Mesela saçları sallayayım koşarken diye. O dönemler oluyor. Sarı da oluyor, yeşil de oluyor, mor da oluyor. Tabii yani, canım. Hani, ama tamam, bak işte bunu özü göze güzel alması lazım. Hı. Aynen öyle. Özü ama güzel işte buradaki kendisi. Hadise sıkıntı. Evet. Yani hani o olmuyor bu olmuyor, kuaför aynı zamanda hani iddiası o ki evet, saçı yakıyor, video paylaşıyor, tehditler yağdırıyor. 4000 lira arada 4000 lira evet, bence bilemiyorum ki iyi mi kötü mü? İyi yani herhalde. O kadar uzun saça hani o açıcılar falan daha da pahalı da evde olabilir yani. Evde yapmaya kalksa zor mu olmuyor mu? Yapılabilir bir şey değil herhalde. Alırım ben bu başka folyoyu bir falan. İş yani bu çok zor bir iş yani. Hmm. Evet. İşin peşini ezek bırakmayacağım dediğine olsun göre yani evet, genç kızımızın hayalleriyle oynamayalım. Eğer dediği gibi de esnaflık da artık yani öyle haberler okuyoruz ki evet, mesela bir suyu varsayalım, bir su üreticisi bir restorana 250 liraya satıyor. O restoranın sahibi gidiyor o suyu restoranda içiyor 3000 lira veriyor. Evet. Yani ahlak ya da ne bileyim şeref işte buralarda devreye giriyor. O yüzden çok, esnaf kardeşimiz de esnaflığını yapsın lütfen. Yapsın. Bak işte o zaman yani harika bir haber getiriyorum şimdi sana.